Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi beyaz ve yeşil renkli ördüm. Yaka kısmını beyazla başladım. Sonrasında yeşillerle örmeye devam ettim. Şurada görmüş olduğumuz gibi arada bir beyaz ilmeklerimiz geçişler yapmakta yeşillerimizin arasında. Artışlarımızı bu bölümde yaparak tüm gövde olarak yeleğimizin roba kısmını çalışıyoruz. Roba kısmımızın çalışması tamamlandıktan sonra modelimizi iki renk halinde şurada gördük gördüğümüz gibi yakından gösteriyorum. modelimizi uyguluyoruz yapımı oldukça kolay. İki sırada bir rengimiz değişecek ve güzel bir çalışma halinde ortaya çıkacak. Umarım sizlere kolay gelir ve çok zevk alarak örersiniz bu modelimizi. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre şişlerimizi 2.5 3 3.5 numara şeklinde örebilirsiniz. Tabii elimizin sıkı ve gevşek olması da bu durumda önemli. Çünkü örgümüzün düzgün düşmesi lazım. Çok sıkarsanız örgümüz sert olur ve şöyle büzüşür. Mümkün olduğunca elimizin ölçüsüne uygun olarak bu yeleğimizi yani ya da bütün şiş örgülerimizi başlayabiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen şurada görmüş olduğumuz haroşalardan başlayalım. Kolay gelsin. Nakonun rekoruyla yeleğimin ana rengini örüyorum. İpimiz beyaz bir ip. Gramına bakalım. 100 gram ve 360 metreden oluşur yani çok kalın bir ip değil 3,5 numaralı şişimi de alıyorum ve yeleğimin roba kısmı için ilmeklerimi toparlamaya başlıyorum. 74 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Alma şekilleri farklı olabilir. Dediğiniz ve alışkın olduğunuz şekilde ilmeklerimizi toparlayalım. 74 ilmeğimi toparladım. Bir tane düğümümü atıyorum. Üzerine haroşa olarak örmeye başlıyorum. Haroşa örgünün her iki yönde de aynı şekilde örülmesi. İki yönde ters örsek de haroşa sonucuna ulaşırız. İki yönde düz örsek de haroşa sonucuna ulaşırız. O yüzden eliniz hangisine alışkınsa bu şekilde başlayabilirsiniz. Şişimizden ilk çıkaracağımız için ilk ilmeğimi örüyorum ve düz olarak örüyorum haroşamı. Alma yönleri de farklı olabilir. Hiç önemli değil. Çok farklı şekillerde yine çok güzel örgülere ulaşabilmekteyiz düz örüyorum. Son ilmeğimize gelene kadar ördüm. Düz örerek gelmiştim. Son ilmeğimi ters örüyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım ikinci sıramız olduğu için artık örmüyorum. Ve yine ikinci diş haroşamızı örüyoruz. Yine sıramızın sonuna geldim. En son ilmeğimi ters örüyorum ve çeviriyorum. Bu ikinci dişimizi örüyoruz. Her sırayı iki her dişi iki defa ördüğümüz için bu ikinci sırası olacak. Bakın ipimizin bulunduğu nokta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. diğer tarafa doğru ilerleyelim ve iki dişimiz bu sıra sonunda tamamlanmış olsun. Sıramın sonundayım. Düz örerek geldim. En son ilmeğimi ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman ipimizin sol tarafta şuradaki kalan ipimizin sol tarafta olduğu bize örgümüzün ön yüzünde olduğumuzu gösterir. Bakın ipim burada. Örgümün şu an ön yüzündeyim ve iki diş haroşamı ördüm. Şimdi üçüncü dişimizde ilk ilik çalışmamızı yakamızda başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Basit ilik çalışması yapacağız. 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. ve 5. ilmeğimi alıyorum. İkisini aynı anda düz örüyorum. Ve şişimin üzerine bir tane ipimi alıyorum. Diğer ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bakın burada ilk iliğimizi çalışmış olduk. İkisini aynı anda kestim. 4 ile 5'i bir tane de arttım burada diğer sıramızda artmaya da eksilme yapmayacağız birebir düz örerek devam edeceğiz şimdi sıra sonuna doğru üçüncü diş haroşamızın ilk sırasını örüyoruz dönüşte de ikinci sıramızı tamamlayacağız buradan devam edelim ve dönerek gelelim yeniden burada görüşelim İliğimizi açtıktan sonra başa kadar gittim. Tekrar baştan geri döndüm. Üçüncü dişim bakın ortaya çıktı. Şimdi iliğimizi açmış olduğumuz yerin hemen yanı başındayım. Öncesindeki ilmeğimi ördüm. Bakın artmış olduğumuz basit iliğimizi yine altından giriyorum. Örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Daha sonra kestiğimi yine düz örüyorum. Öncesindeki 3 ilmeğimi de Ördüm. Son ilmeğimi her zaman olduğu gibi ters örüyorum. Ve tamamlıyorum. İlk iliğimizi üçüncü dişimizde bu şekilde ördük. Şimdi e, haroşamızı örmeye devam edelim. Artık iliğimizi de açtık. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Düz bir şekilde örelim. Bir diş daha. 1 2 3 4 Dört diş haroşamı ördüm. Örgümüzün arka yönündeyiz. İpimiz burada. Geri ilmeğimizi düz olarak haroşa ördüm kenar patımız için şimdi iki tane ters örüyorum bir tane artıyorum iki ters bir artış şişimin üzerine alarak artıyorum iki ters şişimin üzerine alıyorum bir tane artış artmaya bakın şişimizin üzerine şu şekilde bırakıyoruz bir ilmeğimiz çıkmış oluyor ve bu ilmeğimizi kaçırmadan ipimizi alıp bakın hem artışımızı hem de normal ilmeğimizi muhafaza ettik şişimin üzerine alıyorum iki tane ilmeğimi ters örüyorum örgümüzün arka yönü 7 tane kenar ilmeği kalana kadar 2 ters 1 artış 2 ters 1 artışımızı örelim. 7 şer kenar patımız dışında aradaki 60 tane ilmeğimizi 2 tane ters 1 tane artış şekliyle ördüm ve sıramın başındayım. Yine 7 tane kenar ilmeğimi ördüm ve örgümüzün ön yüzünden hem arttığımız ilmeklerimizi hem de normal ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 1, 2 artış yaptığım ilmeğimi de düz örüyorum bu yönde düz örüyoruz sıramızı tamamlayalım ön yüzden arkadan örelim tekrar ters yüzümüzü önden üçüncü kez düz yüzü örelim arkada dördüncü sırayı örmek için yeniden görüşelim artış sonrası bir sıra düzümüzü ikinci sıra tersimizi üçüncü sıra tekrar düzümüzü ördüm şimdi arkadayım bu yönden haroşamızı düşürmek için ön yöne ters örüyorum kenar patımız için düz 7 ilmeğimi örüyorum ve arkadaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum tersi düze çeviriyorum ön yöne haroşamız düşüyor Bir diş haroşamız olacak. Bir diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi yeşil rengimi ben 7 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bağladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipim örgümün arka yönünde. Örmeden şişime taktım. Lütfen buna dikkat edelim. Sonra bağlamış olduğum yeşil ipimi şöyle yaklaştırıyorum ve yeşilimle haroşamın ilk sırasını örüyorum. 3 tane ilmek örüyorum. 1 tane boşaldım. 7 kenar ilmekten sonra bakın. 2, 4, 6, 7. Burası kenar patımı oluşturacak bölüm. 1 ilmeğimi örmeden şişime taktım. Yeşilimi örüyorum. 1 2, 3 3 tane yeşilimi ördüm. 1 tane ilmek örmeden şişime takıyorum. İlk ilmeğimde olduğu gibi ipim arkada. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. 3 tane yeşil, bir tane örmeden şişe tak şekliyle kenar patımıza bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Bir tane ilmeğimi ipim arkada, Bakın ipimiz arkada modelimizin ön yüzüne düşmeyecek. 3 tane düz. Bir tane örmeden. 3 yeşil, 1 boş, 3 yeşil, 1 boş sıramızın sonuna doğru geldim ve kenar patımızın bulunduğu noktadayız. Bakınız kenar patımızda bir tane ilmeğimiz kaldı. O ilmeğimizi de 3 tane yeşilden sonra bir tane boş olarak yeşilim arkada alıyorum. Şimdi diğer sırada örmüş olduğumuz beyaz ipimiz kaldı. Biz yeşilimizle kenar patından sonra örmeye devam ettik. Beyaz ipimiz burada kaldı. Kenar patımızı yine beyaz örebilmek için şöyle küçük bir parça ipimizin ya içinden ya üzerinden nereden örüyorsanız onun zıt tarafından küçük bir yumak haline yapalım. Bu kez yeşil ipimize beyazımızı bağlayalım. Bakın yeşilimize bağlıyorum. Ve yaklaştırıyorum. Şöyle kaydırarak getiriyorum. Bakınız istediğimiz gibi üzerine bağladığımız zaman çok rahat hareket ettirebiliyoruz. Şimdi burada en son 3 tane yeşilimi ördüm. Bir tane boşumu aldım örgüme dahil. Kenarda 2, 4, 6 ve 7 ilmeğim kaldı. Bağlamış olduğum beyaz ipimle 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bu ipimiz burada kalacak. Sadece kenar patımızı örmek için kullanacağız çeviriyorum. Deşirimizin bir sırasını ördük. Haroşamızı oluşturmak için ikinci sırayı ördüğümüzde bir tane dişimiz olacak. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 7. örüyorum. Beyazımı örmeden şişime takıyorum beyazımı bırakıyorum artık beyaz arada kalacak yeşil şu şekilde ilerleyecek bakınız beyaz mutlaka arada kalsın burada boşluk olmasın İpimi geçiriyorum arkadan da düz örüyorum şöyle sıkıştıralım beyazı da burada boşluk olmasın İpimi alıyorum bu tarafa örgümün ters yönden bulundu beyazımı yine örmeden geçiriyorum tekrar ipimi öne alıyorum 1 2 3 İpim arkada, beyazımı örmeden takıyorum. ipimi geçiriyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi alıyorum. Tekrar örmeden takıyorum. İpimiz örgümüzün ters yanında olacak. Şöyle görelim. Bakın birinci dişimiz bu şekilde. Beyazlarımızda örmeden şişimizde. Arkadan ikinci sıramızı da örerek geldim. Ön yüzde bir diş haroşam oldu. Son ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Yeşilimi geçiriyorum kendimden tarafa. Ve kenardaki yedi tane ilmeğimi örüyorum. Yeşilimiz arada kalsın. Şöyle arada bıraktığımız zaman delik olmayacaktır. Beyazımı alıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. örgümüzün diğer yönünü çeviriyoruz. Şöyle bakalım. Bir diş haroşamız beyazda, bir diş haroşamız yeşilde oldu. 3 ilmeğimiz ve birer tane boş ilmeklerimizi görmekteyiz. Midi kenar ilmeğimizi yeniden örelim. 7 ilmeğimi ördüm. 2 4 6 7 bir tane ilmeğimi boş olarak şişime takıyorum beyaz ilmeğimi bırakıyorum beyaz arada kalıyor bakınız arada yeşilimi tekrar alıyorum yine bir ön yüzden bir arka yüzden örerek geliyorum her iki yönde de düz örüyorum beyazlarımı örmeden alıyorum ikinci diş haroşamı da oluşturuyorum yeşil rengimi alıyorum başlangıçtaki boş ilmeğimi aldım 7 kenardan sonra ve birer birer örüyorum 2 3 ipim arkada bakın bir tane örmeden beyazımı yine takıyorum 3 tane yeşilimi örüyorum beyazımı örmeden Örgümün ön yüzündeyiz. Yeniden sıra sonundayım. 3 tane yeşilimi ördükten sonra bir tane ilmeğimi örmeden şişimi geçiriyorum. İpimi bırakıyorum. Araya alıyorum. Beyazımla kenarlarımı örüyorum. Her yeşil ve beyaz rengi aynı ördüğümüz zaman yapacağımız işlem bu. Araya alıyoruz ve buradaki beyazı yanlışlıkla kenar ilmeğine karıştırmıyoruz. Şimdi kenar ilmeklerimizi örüp yine aynı işlemlerimizi tekrar edip ters de örelim. İki diş haroşamızı ördük ve sıramızı tamamladık. Kenar lastiklerimi de ördüm. Şimdi e, bir diş beyaz haroşamızı öreceğiz. Artık e, birkaç sıra yeşil rengimizi örmeyeceğiz. O yüzden yeşil rengimizi hemen örgümüze başlamadan şuradan keselim. Bakın kesiyorum. Kenar patlarımı ördükten sonra kestim. Başlangıç ipiyle her ikisine düğümümü atıyorum bir tığ yardımıyla içe doğru çekelim. Alıyorum. Biraz uzaktan alıp geçiriyorum. Ve büzdürmeyelim. Farklı farklı da geçirebilirsiniz. Her ikisini farklı yönlere götürebilirsiniz. Geriye döndürüp bir defa da şuraya gelişi güzel. iç tarafa doğru çekiyoruz. Evet ipimizi buradan kestik. Şimdi kenara ayırdığımız küçük ipimizle diğer uca doğru ilerleyelim. Çünkü küçük ipimiz bu tarafta kalmıştı. Yeşilim şöyle tamamen toparlıyorum. Ve örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir örmeden aldım. İki üç dört 5 6 7 7 kenar ilmeğimi ördüm hemen örmeden aldığım yeşil ilmeğimi de düz olarak beyaz ilmeğimi de düz örüyorum burada da haroşa öreceğimiz için hem önden hem arkadan düz öreceğiz beyaz ilmeğimi örüyorum örmeden aldığım beyazımı da örüyorum sona kadar ilerleyelim. Beyazımız son ilmeğimize kadar ördükten sonra burada ipimizi keselim. Her iki beyaz da aynı anda taşımayalım. İpimin birini kestim. Yeşili devam ettirdiğimi. Yine bağlamış olduğum ipime bağlıyorum. Bakın diğerine değil yeşile bağlandığımıza bağlıyorum. Yine tığımla içeriye gizliyorum. İster birer birer, ister ikişer gizleyebilirsiniz. Diğerini de alıyorum. Birini alttakine yapmıştım. Bunu üsttekine geçirelim. Ön yüzden bir sıra beyazımızı örmüştüm. Arka yüzden yine bir sıra düz olarak örüp haroşamızı oluşturduk. Ve sona doğru geldim. 2 yeşil diş haroşamızın öncesinde ve sonrasında birer dişli beyaz haroşamız var. Şimdiki sıramızda şurada yapmış olduğumuz gibi yeniden artışlarımızı yapmaya başlayacağız. 7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimden sonra 2 tane düz örüyorum. 1 ve 2. 1 tane şişimin üzerine ipimi alıyorum ve ilk artışımı yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 2 düz örüyorum. Şişimin üzerine alıp artışımı yapıyorum. Bu genişletecek artışlarımız tekrar şişimin üzerine alıyorum İki tane düz şişimin üzerine alıyorum 2 düz şişimin üzerine alıyorum şişimin üzerine aldım sıramızı kenar patlarımıza kadar iki tane düz bir artış 2 düz, düz bir artış iki düz bir artış şekliyle örelim yüzde artışlarımızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz. Örgümüzü düz örgü olarak öreceğiz. Tıpkı buradaki gibi. Önden düz, arkadan ters. Şimdi kenar ilmeklerimi ördükten sonra arkadan ters olarak örüyorum. İki tane tersimi ördüm. Artmış olduğum ilmeği ters ördüm. İki ters arttığım ilmek ters. İki ters Artış sıramızı yaptıktan sonra artışımızla birlikte toplamda 6 sıra düz örgümüzü ördük. Arkadan ters önden düz, arkadan ters önden düz şekliyle toplam 6 sıram tamamlandı. Sonrasında ise bir diş haroşamı ördüm. Hem önden hem arkadan düz örgümle bir diş haroşamıza ulaştık. Şimdi yapacağımız işlem tıpkı üst sırada örmüş olduğumuz gibi iki diş yeşilimizi öreceğiz. Yine üzerine bir diş de e, beyaz haroşamızı öreceğiz. Toplamda 3 diş haroşamızı ördükten sonra yine artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Burada ipimizi tekrar bağlıyoruz. Yine 3 tane yeşil ilmeğimizi örüyoruz. 1 tane boş, 3 yeşil, bir boş şeklinde örerek örgümüzün ikinci yeşil şeridini de yerleştirmiş olacağız. Şimdi bir diş haroşam tamamlandı. Tekrar 7 kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi bağlıyorum. İlk ilmeğim boş olacak şekilde alıyorum. Daha sonra 3 tane yeşil, 1 boş, 3 yeşil, 1 boş, 3 yeşil, 1 boş şeklinde ilerliyorum. Şimdi kenarlarımızı örelim. Kenar patımı örmeye başladım ama öncesinde şöyle bir bakıyorum. Bakınız ilk iliğimizi açtıktan sonra 2 4 6 8 10 ve 12. 12 tam diş ördüm. Şimdi 13. sıradayım. 4 tane ilmeğimi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir tane ilik açmak için iki ilmeğimi aynı anda alıp basit ilik çalışmamı yapıyorum. Başını doladım. İkisini birlikte aldım ve bu şekilde ikinci iliğimizi de hemen ikinci yeşil şeridimize başlarken yerleştirmiş oldum. Örüyorum. 2, 4, 6, 7 bakınız. Artışımızla birlikte dengeyi koruduk. Yani herhangi bir eksilme olmadı. Birinde eksilirken birisinde artışımızı yaparak iliğimiz açıldı. 7 tane ilmeğimi ördükten sonra şişim şöyle geçiyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İpim arkada ve yeşilimi hemen bağlıyorum. Örgümü devam ettirdiğim ipimi yeşil rengimi bağlıyorum ve şöyle yürütüyorum getirip sıkıştırıyorum. Bir ilmeğim ipim arkada boş aldım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yukarıdaki şeritteki yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynı. Bir tane ilmeğimi boş alıyorum. 1 2 ve 3. Bir beyazım boş, 3 yeşil. Şuradaki işlemimizin birebir aynını tekrar edelim. Toplamda iki e, diş yeşilimiz, bir diş beyaz haroşamızı örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. İki diş haroşamızı, bir diş beyazımızı ördük. Tıpkı üstteki çalışmamızın birebir aynını da burada tekrar ettik. Şimdi e, artışlarımızı yapmak için yeniden hazırız. Burada da aynı işlemimizi yapmıştık. Bakınız. 4 diş haroşamızın ikisi beyaz ikisi yeşil hemen ardından artışımızı yaptık yalnız bu son artışımız olacak ve diğerleri gibi ikişer ikişer artmayacağız 4 tane örüp bir tane artacağız 4 tane örüp bir tane artacağız daha az artmış olacağız çünkü sayımız zaten çoğaldığı için eğer iki artarsak çok büyük bir açılma olur o yüzden 4 tane düz örüp daha sonrasında artışımızı yapacağız 2 4 6 7 tane ilmeğimi ördüm şimdi sayıyorum örgümün düz yanındayım 1 2 3 ve 4 4 tane ördüm şişimin üzerine alıyorum 1 2 3 4 şişimin üzerine ipimi alıyorum 4 örüyorum 1 2 3 ve 4 şişimin üzerinde artışımı yapıyorum 1 2 3 ve 4 bütün ilmeklerimizi bitirelim bir diş haroşamızdan sonra artışlarımızı yapmıştık artışlarımız da dahil olmak üzere 4 sıra ördük düz ördüm ters düz ters 4 sıramızı tamamladıktan sonra bir diş yeşil e, haroşamızı ördüm sonrasında 3 diş beyaz rengimi ördüm herhangi bir artış yapmadım şöyle bakalım işaretlerimi taktım artık robamızı tamamlamak üzereyiz birleştirme işlemini geçebiliriz şimdi ben bölümlerini ayırdım bölümlerini ayırırken şöyle sayılarımıza bakalım bakınız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 32 tane ilmeğimi önümün bir parçası için ayırdım. Diğer önümüzü aynı şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 32 olarak her iki önümüzü eşit ayırdık. Kollarımızda birebir eşit sayıda olacak. Şimdi kollarımıza bakalım. 2 4 6 8 10

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ve 54 tane ilmeğimi bölümlerime ayırdım. Şimdi kolumuzu keselim. Şu kısmımızı işaretimizi taktığımız kol bölümünü kesiyoruz. Ön yüzdeyiz. Düz olarak örüyorum. Beyaz ipimle. Yine diğer taraflarda yeşilimizi bağladık. Tekrar bakınız ayırdık. Sonra beyazımızı diğer yanında götürmüştük. Üste gösterdiğimiz için aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İşaretime kadar ön yüzden düz olarak örüyorum. İşaretime gelene kadar ördüm. Çıkarıyorum işaretimi bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve önüm için ördüğüm ilmekten şöyle geçiriyorum ve kesiyorum kolumdan bir tane kestim takıyorum kesmiş olduğum ilmeği kolumdaki ilmeğimle kestiğim ilmeği aynı anda düz örerek kesiyorum farklı yöntemlerle de kesebilirsiniz tekrar şişime takıyorum iki tane ilmeğimi örüyorum şişime takıyorum İkisini aynı anda örüyorum, şişime takıyorum, örüyorum. Takalım ve örelim işaretimize kadar kolumuzu da bu şekilde kesiyoruz. Son ilmeğimize kadar kestim. Bakınız bu ilmek kolumuzun. Çıkarıyorum maviyi, takıyorum örüyorum ve buradan itibaren düz örgümü başlatıyorum. Kesme işlemini bitirdim. Şu an arkamızı örmekteyiz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde keselim. Birlikte başlayalım şimdi arkayı yavaş yavaş tamamlayalım. Arkamızı örerek geldim. İşaretimin bulunduğu noktadayım. bir tane örüyorum içinden geçiriyorum İsterseniz bu şekilde isterseniz biraz önce ördüğümüz şekliyle yapabilirsiniz hangisini tercih ederseniz önce örüp sonra da kesebilirsiniz şu şekilde ya da takıp hangisi kolayınıza gelirse işarete kadar ilerleyelim kolumuzun kesme işlemi tamamlandıktan sonra önümüzü düz örgümüzle örelim. Başa kadar geldim. Baştan örgümün arkasından ters olarak ördüm. Artık haroşa örmüyoruz. Tersten ters ördüm. Düz yönden düzümü ördüm. Tam kolumuzu kestiğimiz yerdeyiz. Şimdi burası kol altı olacağı için hemen birleştirmiyorum. 8 tane ilmek çıkarıyorum buradan. Bir tane alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi arttıktan sonra kolumu artık birleştiriyorum. İlk ilmeğimi ve diğerlerini de ters örüyorum. Arkamızı ters olarak ördüm. Şimdi kol altındayız. Yine 8 tane ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 8 önümüzden örmeye başlıyoruz ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi kenar patıma kadar ters örüyorum kenar patımızı ise düz örüyoruz şimdi tersten gidiyorum bir sıra düz örerek geldim şimdi örgümün arka yüzündeyim 7 kenar patımı beyaz olarak ördüm yeşil ipimi bağladım. Buradan itibaren diğer kenar patına kadar aradaki bütün ilmeklerimi yeşil örüyorum. 7 kenar ilmeğimizi ördüm, ipimi bağladım. Şöyle yaklaştırıyorum. Yeşil rengim 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 ve 3. Örgümüzün arka yönde olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Modelimizi tersten uyguluyoruz. İpimi öne alıyorum bir tane ilmeğimi örmeden takıyorum. İpim kendimden tarafta. Tekrar 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 İpimi kendimden tarafa alıyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum. Tekrar 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 Yine 3 yeşilimizden sonra ipimi kendimden tarafa alıyorum bakınız. Bir tane ilmeğimi boş takıyorum. Ve 3 tane tersimi yeniden örüyorum. 1 2 3 İpim kendimden tarafta bir tane ilmeğimi örmeden çişimi geçiriyorum. Tekrar 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 Bir tane ilmeğimi ipim kendimizden tarafta olacak şekilde boş alıyoruz. Şöyle görelim. Ön yüzden de baktığımızda 7 tane kenar ilmeğim sonrası 3 tane ters ördüm. 1 boş beyaz ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada kalacak şekilde yani örgümün arkasına düşecek, ön yüze düşmeyecek. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 boş. 3 tane ters, 1 boş, 3 ters, 1 boş şeklinde ördüm. Şöyle bir tane daha örelim. Bir tane bakınız boşumu ördükten sonra yeniden 1 2 3. 3 ilmeğimi örgümün arka yönünde ters ördüm. 1 ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Tekrar 3 tane tersimi örüyorum. 1 Kol altına geldim. 2 ve 3. Yine burada modelimizi bir tane boş ilmeğimi alarak aynı şekilde sürdürüyorum. Evet, sona kadar ilerleyelim. 7 kenar patımıza gelene kadar örmeye devam edelim. İlk sıramızı örerek geldim. Sıramın sonundayım. Şimdi burada 3 tane yeşilimizle bitirmemiz gerekmekte bir boştan. Ola ki bir ya da iki tane ilmeğiniz yeşil rengimiz yani kenar patımızdan önce uygulamaya yetmeyecekse birer tane artırabilirsiniz. Şöyle biraz daha geriye çekilip yeşilimizin yanından bir tane gelerek artırabilirsin. Benim bir tane eksik olduğu için şurada bir tane artışımı yaptım. Hemen ilmeğimin kenarından bir tane ilmek çıkardım. Bir boşumu aldım ve tekrar 3 tane yeşilimi ördüm. Sıramı tamamlamış oldum. Yani modelimi tam olarak kurdum. 3 yeşille başlayıp 3 tane yeşil terste bitmesi gerekmekte. Şimdi yeşil rengimizde geldik. Kenarda beyaz ilmeklerimizi görmekteyiz. Burayı kenar patlarımızın devamlılığı için yine beyazımızla örmek zorundayız. Yeşille geçiş yapsak çirkin olacak. O yüzden şöyle küçük bir yumak hazırlıyoruz. İsterseniz e, ipimizin içerisinden çıkarabilirsiniz. Şöyle ya da işte içten örüyorsanız üstten alıp biraz ayırdıktan, ayırdığımız ipi yeşil rengime bağlıyorum. Kenarımızı bu şekilde yürüteceğiz. Bir tane daha düğümümü atıyorum yukarıya doğru yaklaştıktan sonra kenardaki beyaz rengimi yeşil olduğu sırada bu şekilde bu ipimle öreceğim. Beyazla geldiğimiz zaman beyazımızı tam tur olarak dönebilirsiniz. İsterseniz yine de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Bakınız beyazımı bağladım. Yeşil ilmeğimle örmüştüm. Yeşilim kaldı. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum. Yedi kenar ilmeğimi hem başlangıcıyla hem de bir bitişiyle örüyorum. Şöyle ilmeğimi düzeltiyorum. kenar ilmeklerimi örerek geldim. 2, 4, 6, 7. Şimdi ön yüzümüzdeyiz. 3 tane düzümüz, bir boşumuz var. 3 düzümüz, bir boşumuz var. Bu yönde de düz olarak örmüyoruz. Yine arka yönde yaptığımız gibi ters örüyoruz. Burada renklerimizi geçirirken, bakınız beyazımız arada kalsın. Yeşilimiz alttan alalım. Şöyle görelim. Bakın şöyle. Beyaz üstte, yeşil alttan kalsın. Ara boşluk delik olmasın. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz yöndeyiz. İpimi öne alıyorum. Tabi terslerinizi nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. İlk ilmeğimi ters. İkinci ilmeğimi yine ters. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Örmediğim ilmeğimi yine şişimi örmeden takıyorum. Yine ipim bu kez örgümüzün arka yönünde olacak şekilde kalıyor alıyorum 3 tane tersimi örüyorum 1 2 3 düz olan ilmeklerimizi terse çeviriyoruz bakınız tekrar bir ilmeğim ipim arkada şöyle alıyorum 1 2 3 ilmeğimizi şu şekilde de alabilirsiniz fark etmez diğer yönde öreceğiz 3 tane ters boş olan ilmeğimiz yine boş ipimiz örgümüzün arkasında kalacak 3 ters bir boş 3 ters hep ters öreceğiz bir tane boş ip arkada şöyle görelim bakınız yeşilimiz yani modelimiz ilk sırası bu şekilde hemen hemen belli olmakta. Aynı şekilde 3 tane ters bir boş olarak sıramızın başına kadar ilerleyelim. Sıramızı tamamladık. Başa kadar geldim. 3 tane tersimizi bir boşumuzu yine ördük ve kenar ilmeğimizin bulunduğu noktadayız. Yeşil rengimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum bıraktığım ip her zaman arada kalacak arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yoksa şurada güzel olmayan görüntü ortaya çıkar. Bakın arada kaldı. İlmeğimin ilkini alıyorum. Kenar patlarımı örüyorum. 7 kenar ilmeğimi örerek geldim hem gidişi hem gelişi yaptım. Şimdi örgümüzün tekrar arka yüzündeyiz. 3 tane ters örerek başlamıştık yeşili. Bu sıramızda ise modelimizi kaydıracağımız için önce bir tane beyazımı ters örüyorum. Bir tane beyazımı ters ördüm. İkinci ilmeğimi ipimi kendimden tarafta örmeden boş alıyorum. Bakın bir tane beyaz ördüm modelimizi kaydırdığımız için ikinci ilmeğimi ise örmeden boş aldım. Şimdi şöyle baktığımızda modelimizi kaydıracağımız zaman bir önceki örmeden aldığımız ilmeğimiz her zaman ortada olacak 3 ilmeğimizin. Diğer iki renk kenarında bir ilmeğimiz yani örmeden aldığımız ilmeğimiz ortada olacak. 3 ilmeğimizi de beyazla ters olarak örüyorum. Örmediğimiz ilmeğimizi de 1 2 3 şöyle uzaklaşmadan göstermek istiyorum 7 kenar ilmeğimi ördüm 2 4 6 7 bir tane beyazımı ters ördüm yeşilimi örmeden aldım sonrasında 3 tane ilmeğimi ortasında beyazım olacak şekilde ters ördüm sıradaki ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden çeşimi aktarıyorum ve bakınız ikinci renk yani ikinci ilmeğimiz beyazımız bir önceki sırada boş ördüğümüz ilmeğimiz. Üç tane tersimi örüyorum. Bir, iki ve üç. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın modelim kaydı. Üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi tam ipimi yarımlamayım. Bir ilmeğimi örmeden ipimiz arkada olacak şekilde alıyorum 3 tane ilmeğimi ortada beyazı ters örüyorum 1 2 ve 3 düzeltiyorum şöyle görelim bakın modelimiz ne güzel çıktı görülmeye başladı şimdi aynı şekilde 3 tane ters 1 boş örerek sıramızı tamamlayalım. 2 ve 3 1 boş ve hazır rengimizle 3 tane ters bir boş örerek geldim ve sıramın başındayım bakınız. Hemen kenar ilmeğimizin yanındayız ve buradaki bir tane boşumuzu bıraktım. İkinci ilmeğimi boş bıraktım. Birinci ilmeğim yani sondan sondaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Birinci sıramızı da modelimizi kaydırarak beyaz rengimizde kurduk. Şimdi kenarlarımızı örelim ve dönelim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi bir alt sıradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ediyorum. 3 beyazımı örüyorum. Örmeden aldığım yeşilimi boş geçiyorum. Beyazlarımın üçünü ters, örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Burada örmediğimiz ilmeğimiz belli olmakta bakınız. Üçleri ters örüyoruz. Bir tane farklı olan ilmeğimizi ise boş geçiyoruz. İpim öne alıyorum. İlk ilmeğimi ters. Örmeden aldığım ilmeğin bu kez ipim örgümün ters yanında yani arkada olacak şekilde alıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. Bir ilmeğim ipim arkada boş alıyorum. 3 ters 1 2 ve 3. Bir tane ilmeğim ipim arkada. 1 2 3 ders örmeden aldığım ilmeği yine örmeden şişime takıyorum ve modelimizi bu şekilde ortaya çıkarıyoruz. Kaydırma yöntemiyle her ikisini de iki rengimizle kurduk. Önce 3 tane yeşilimizle başladık. 2 sıra ördük. Daha sonrasında ise bir beyaz, bir boş şekliyle modelimizi kaydırdık. Şimdi sıramın başına kadar örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeklerimizi ördüm ve modelimi iki defa kurdum. Şimdi yeşilimizle yeniden kurmayı yapalım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Şöyle hemen ipimi düzeltiyorum. Araya alıyorum. Arada bakınız. Yeşil ipimi şu şekilde alıyorum. 3 tane ters ilmeği örüyorum. Sadece sıkıştırıyorum yaklaştırıyorum birinci ilmeğimi ördüm ikinci ters üçüncü ilmeğimizi yine ters olarak ördüm bir tane ilmeğim ipimiz kendimizden tarafta kalacak şekilde boş bakınız ikinci ilmeğimiz hep diğer renk olacak üç tane ilmeğimi ters örüyorum başladığım gibi kaydırma yönteminde her ikisinin de yapılışını gördük. Bu şekilde modelimizi kurarak geleğimiz istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Modelimizi yeterli boyuta gelene kadar örmeye devam ettim. 2 sıra yeşil, 2 sıra beyaz olarak sonrasında e tıpkı yakada beyazla başladığım gibi 1 2 3 4 5 6. 6 diş haroşamı ördüm ve kesme işlemini tamamlayarak yeleğimizi bitirmiş oldum. Sizler uzunluğunu yeleğimizin ne kadar istiyorsanız o kadar bu şekilde 2 iki sıra iki sıra halinde modellerimizi devam ettirebilirsiniz. En son yakayı başladığımız renkle haroşalarımızı örerek yeleğimizi tamamlayalım.